Yaşam Mimarı Ağoğlu Yeşil Ekonomi'yi sunar. Efendim, Yeşil Ekonomi'ye hoş geldiniz diyoruz. Bugün otomotiv sektörünü konuşacağız. Konuğumuzu hemen sizlerle tanıştıralım. Ulugöl Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Ulugöl bizimle beraber. Alaaddin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otomotiv sektörü de hep gözümüz kulağımız. Çünkü çoktan beri konuşmak istiyorduk biz. Yani evet, aynen öyle. Ne oluyor bitiyor otomotiv sektöründe? Satışlar düştü mü, yükseldi mi, çıktı mı? ÖTV'ler değil mi? Evet. Bayağı bir ikinci el satışları ne durumda diye. Evet. Hoş geldiniz diyelim. Şöyle çok kısaca bir Ulugöl'ü tanıyalım. Ulugöl Otomotiv Ataşehir'de ve Libadiye'de iki yerde hizmet veriyor. Mitsubishi ve Citroen'in yetkili satıcılığı ve ikinci el olarak ağırlık alanlarımız. Yetkili satıcılıkta servis ve yedek parça. Sıra işte Seçkin 7 sigorta firmasının acentesi, sigorta hizmetleri de veriyoruz. Şimdi otomobil satışı bayiler açısından artık çok karlı olmaktan çıktı. Esas iş servis verme noktasına geldi şeklinde bir değerlendirme var. Katılıyor musun? Katılıyorum. Şimdi çünkü kar marjları çok ciddi anlamda kar marjları düştü zaten. Satış had safhada oldu. İşte 50'nin üzerinde farklı marka araç getiriyor. Hep rekabetinden dolayı ciddi anlamda karsızlık oluştu. Dolayısıyla satış sonrası. İşte eskiden ne karlıydı? Evet. Sıradaydı insanlar. Siz hatırlamazsınız Pınar Hanım o günleri. İnsanlar sıraya giriyordu. Araba almak için torpil yaptırıyordu falan. Şimdi de, şimdi hiç onu gerçekten bir, ama geçen yıllarda öyle bir şey yakaladı değil mi? Yine bu ÖTV bazı markalarda sıralar falan oluştu yani. Krizden dolayı ÖTV muafiyeti gibi bir şey çıktığında tabii yeterli sayıda ürün olmayınca birden satışlar arttı. O arada bulunmadı. Ya bir takım araçlarda sıkıntı oldu. Orada değerine yakın yani liste fiyatının çok az altında satılmaya başlandı. Listenin üstünde satış olmadı. Tabii onlar da karlı sayıldı. Otomobili ne zaman almak lazım? Yani mesela hep bizim bildiğimiz bir şey var. Bu efsane midir, değil midir? Yani Aralık ayında işte otomobil almak her zaman diğer zamanlara göre karlıdır şeklinde bir değerlendirme var tüketici açısından. İşte böyle midir yani? Şu da var mesela. Siz Aralık'ta aldınız değil mi? Mesela bak ben biz hangi aydayız? Biz Mart'tayız. Yok, Aralık'ta almadım, Şubat'ta. Şimdi şu da stres yaratıyor bence. Özellikle de hani böyle otomotivle erkekler daha çok ilgili. Yeni modellerin çıkması müthiş bir şey yaratıyor. İşte bekle, yeni model çıkacak. Veya işte yılın sonuna doğru dediğin gibi almak ya yılın başında mı almak. Yani böyle bir şey var. Bir türlü karar veremiyor. Mesela karar özellikle hanımlar değil mi? Karar veremiyorlar hangi arabayı alsam falan diye. Burada mesela nasıl bir yöntem uygulamak lazım. Aracı almak iki için, şey var. Yani bence senin sorduğun soru çok güzel. Aracı almak için en doğru zaman nedir? Ne zaman? Hangi aracı alacaksınız? Bu konuda seçim yaparken kriterleriniz ne olmalı? Bu iki soruya yani çok somut olarak ona yani şu dönem demek son derece yanlış. Mesela benim tecrübelerimden bir dövizin düştüğü zaman. Dövizin düştüğü zaman. Evet. İkincisi talebin düşük olduğu dönem. İşte talep ne zaman talebin düşüyor? Talebin düşük olduğu zaman. O zaman Aralık ayı değil. Kötü olduğu zaman. Yani evet, mesela ekonomilerin kötü olduğu dönem. Artı işte. Ama orada bir şey var. İşte ekonominin kötü olduğu dönem genelde döviz düşmemiş oluyor. Ekonominin kötü olduğu dönemde bizim de durumumuz kötü oluyor. Artı döviz yüksek oluyor. Araba alacak da durumumuz. Aralık ayında niye genellikle Kasım Aralık'ta insanların talepleri. Şimdi o dönemde fazla arz varsa o zaman hedefini tutturmak veya stoğunu i̇şte eritmek için. Yani sizin mesela bayilerin bir satış hedefi var. Bu hedefi gerçekleştirmek ama bu her ay var. Her ay mı var? Tabii her ay var. O hedefler her ay var. Dolayısıyla firmaların hepsinin hedefleri var. Distribütörlerin hedefleri var. Distribütörlerin bayiye vermiş oldukları hedefler var. Bayilerin de satıcılara vermiş oldukları hedefler. Dolayısıyla şimdi bayinin elinde çok araç olduğu zaman onu karşı satmak durumunda. Hedefini tutturmak zorunda. Nasıl satarsa bir yani evet. Distribütörün elinde çok fazla. Kimse satış yapamaz herhalde diye düşünüyorum. Yani
karsız da sattığı oluyor. Yapmayın ya. Tabii yani hiç şey. Hiç bize denk gelmemiş. Denk getirmek lazım yani. Yok yok, piyasada şu anda ciddi anlamda bize göre ucuz satılıyor şu anda araçlarda. Onun için bu birkaç tane faktörün bir arada olduğu dönem en ucuz dönem oluyor. Bunlar biraz, evet, Kasım Aralık'ta sanki biraz daha fazla yaşanıyor gibi diyebiliriz. Siz ikinci elde bütün modellerle ilgili İkinci elde evet, her tür ürünü satıyoruz. İkinci el nasıl peki? Yani artık ikinci el araba satışında problem var şeklinde. İkinci el evet, yani orası ciddi bir sıkıntı. Çünkü yeni izleyicilerimizi biraz aydınlatmanızı rica ediyorum. Evet. İkinci el alırken karşılaşabilecekleri sorunlar. Neye dikkat etmeliler, ne yapmalılar, işte aracı kime kontrol ettirmeliler, ikinci elde kime güvenmeliler? Bizim izleyicilerimizi bir aydınlatabilir misiniz? Şimdi genellikle bayiler, bayi şeklinde bu işi yapan, ekspertizini belgeyle kanıtlayan, yetkili bayi değil mi? Yetkili satıcılardan almalarını tavsiye ederim. İkinci el satıyorlar çünkü. Kesinlikle satıyoruz. Ancak yasal bir düzenleme var. İşte sen, Pınar Hanım'ın sorusundan sonra onu cevap vereyim. Dolayısıyla karşınızdaki muhatap birincide, ya ben alışveriş yaparken karşımdaki muhataba bakıyorum öncelikle. Evet. Yani ben gittiğim zaman bu malını sattığı ürünün arkasında durabilecek birim. İkincisi, aldığım ürünün şeyi açıklaması, belgesi. Yani biz de expertise formu diyoruz. Expertise formunda her türlü şeyini yazıyoruz. Zaman zaman garantili de satmış oluyoruz. Eğer çok sağlam almak istiyorsa garantili almasını tavsiye ederiz. Siz yani aynı zamanda yetkili servissiniz. Yetkili sizden, satıcı ve yetkili servis. Evet, sizden mesela ikinci el araba aldı birisi. Evet. Bir problem çıktığı zaman arkasında bizi rahatlıkla arayabiliyor. Yani diyemezsiniz yani ki biz burada, bilmiyorduk. Burada biz de kavram, bilmiyorduk falan diyemezsiniz değil mi? Yani bir problem çıktığı zaman. Hayır, şimdi orada ha. bir kavram şey olabiliyor. Ha. Biz diyoruz ki bakın, biz bu aracın şu 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 noktalarına baktık ve bu noktalarla ilgili şunlar vardır diyoruz. Şimdi ikinci el aldığınızda bazı zaman zaman müşterilerimizle bunu yaşıyoruz. Ben sizden aldım, garantili gibi aldım. 3 ay sonra debriyaj balatası bitti. Yani onları bilemeyiz. Biz diyoruz ki aracın kilometresi bu. Bu kilometrede mesela şu o kilometre şu hasarlar oluşmuş. O oynandığı ha, onun muhatabı biziz. Öyle bir hata varsa biz bilmeyerek de yaptıysak onun arkasında duruyoruz. Anladım. Buna benzer oynanıyor. Evet, oynanıyor. Geçmişte daha fazlaydı. Tabii şimdi peki, alışkanlıklarımızı değiştik. Şimdi servise girmediği zaman bilemiyorsunuz. Mesela siz anlıyorsunuz ama değil mi? X bir firma, anlıyoruz. Genelde anlıyoruz. X bir firma, kiralama firması, araçlarını kendi servisinde bakım yaptırtıyor. Yani garanti sürecin, her aracın, sıfır aracın 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl gibi garanti süreçleri vardır. Vatandaşın biri, ben garanti sürecinde de arabamı kendim yapacağım diyor. Şimdi o vatandaşın arabası piyasaya girdiğinde kilometresiyle ilgili hangi kilometrede olduğunu bilemiyorsunuz. Satıyor birine, sıradan bir pazarlarda araba satan vatandaşın biri alıp götürüp X bir elektrikçide bilmem bir tamircide kilometresini düşürdüğünde bunu bilemeyebilirsiniz. Ha. Ama eskiden tabii, şöyle ustalar vardı, arabaya bir bakardı, bu araba işte takt atmış, bu evet, araba şu kilometrede filan, çalıştır arabayı. Ha, motoruna nerede bakın, motoru yok, böyle ustalar yok mu? Var ama yani hani 20 kilometre 20 kilometresini falan düşürmüş de o kadar anlaşılmayabilir. He, yani bir araç 60 bin 80 bin olmuşsa, 60 bine düşürülmüşse bunları bilmeyebilir ama onun haricinde biliyoruz. Yani birçok aracı teknik arkadaşlarımız baktığı zaman birçok yerinden anlıyor, işte direksiyon simidinden, gaz pedalinden, kapı kolundan, birçok şeyinden bakarak iç motorunu zaten açıp şey yaptığında, ölçtüğünde oradan da çıkartabilir. Elbette çıkartabilir. İşte bunlar yetkili satıcılıkta çok nadir. Binde bir oranda rastlanır ve rastlandığında da gidip aracını verip ya parasını alır ya yerine başka araç alabilir. Şimdi araya bayi girmediği zaman, doğrudan satış ya da otopazarlarında olduğu zaman fiyatlarda bir düşüş de, yani daha doğrusu hani işte alıcı fiyatını daha, satıcı biraz daha yüksekten tutabiliyor mu? Yani daha doğrusu düşürüyor mu? Tam tersi. Şöyle bir anlayış var. Sizde yani fiyatları biraz daha yüksek. Sahibinden almak iyi midir? Ama şimdi yani şimdi Cevap Bey biraz önce söyledik. Şimdi pazarda aldığınız ürün ikinci elde almış olduğunuz ürünü
İçeriği önemli. Biz diyoruz ki bak bu içerikte bir şey alıyorsunuz. Siz pazarda almış olduğunuz İçerini arabanı bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Yani işte kaç yeri hasarlı, hangi yerlerden darbe almış, işte şasesi eğik midir, ne bileyim pert olmuş fiyat mudur farkı falan çok filan gibi. Yani biraz oluyor da çok oluyor. Ya ben olduğunu düşünmüyorum. Nasıl olmuyor? Tabii oluyor mesela yani, biz aracı alıyoruz. Şimdi biz ikinci el olarak aracı alıyoruz, ekspertize sokuyoruz. Birçok aksaklığını gideriyoruz. Şimdi o Sen adam ben o adamdan almasam o adam pazara götürüp sattığında o masrafı yapmadan satacak. Dolayısıyla ben oraya bir 1500 lira örneğin 1500 lira masraf ettiysem siz 1500 lira düşüğüne aldıysanız benimle aynı parayı almış ama onun sorunuyla ilgileneceksiniz. Gidip tamircide falan onları siz uğraşıp yaptırtacaksınız öyle bir zararınız olacak. Ya bana göre karlı değil. Ha istisna kaydayı bozmaz. Onun haricinde çok pazara gitmiş çok temiz doktordan, bir doktordan bayandan araba almak falan bunlar iyi midir? Yani öyle yazan ya bayandan doktor. Mesela şu da çok tuhaf bir şeydir. Kadınların çok kötü araba kullandığı iddia edilir ama kadından temiz araba denilir. Yani şimdi kadın bu kadar kötü araba kullanıyorsa o araba nasıl alınır? Değil mi? Yani şimdi, mesela debriyajı bitmiş midir o arabanın? Geçmiş, geçmiş değil. Bence onlara itibar etmem. Eskiden yani doktor muayenehanesinden işe gidip gelirken kullandığı için çok düşük kilometrede olurdu. Ondan kaynaklanırdı. Biz galericilik kökenimiz galericilikten gelme olduğumuz için az kullanırdı ve doktor ve o tür insanlar arabasını servis ciddi bakımlarını düzenli olarak yaptırtırlar. Onun için tercih edilirdi. Oysa şimdi biz diyoruz ki servisten bakımı yapılmış aracı almak lazım. Çünkü dökümanını araca hangi masraflar yapıldığını, neden dolayı masraf yapıldığını görüyorsunuz. Bir de şeye yazdığınızda hemen size hasarlı olup olmadığı da çıkıyor aracın zaten pazardan öyle aldığınızda mi? Da evet. Dolayısıyla bir muhatap sorunu kalıyor. Yani pazardan aldığınız 300-500 ucuzu olması muhataba tercih edilir mi edilmez mi? Onu müşterinin şimdi şeye bırakmamız lazım. Otomotiv sektöründe işte elektrikli otomobiller. İsterseniz ona gelmeden ben şu Pınar ikinci el sorun. Satış yeriyle ilgili siz sordunuz ya. Evet. Şimdi ikinci elin yeni bir yönetmelikte ikinci elin caddelerde, şehir merkezlerinde yapılmamasını diyor. Şimdi İstanbul'da şehir merkezinin harici diye bir yer olduğunu galeriler çok bilmiyorum. Galeriler kaldırılacak dendi değil mi? Evet, galeriler kalkacak ve o hakikaten o tebliğe göre bağımsız olan birimlerde bile galerilerin kapanmasıyla ilgili yazılar gitti. Bunun üzerinde de duruyorlar. Ciddi bir sıkıntı. Halbuki ya bağımsız bir bölümde insan benzinlikten tehlikeli değil ki. Biz bayi olarak zaten yetki belgemizden yapıyoruz. Dolayısıyla bu yönetmelikte bir düzenleme gelirse yani kaldırımları işgal etmiyorsa işte evet, düzgün bir yeri varsa bağımsız yanında bir bölümse yani ayrı bir arsası vardır adamın. Onun kaldırmanın bir anlamı yok. Kaldırmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü ama niye kaldırıyorlar? Işte kaldırımlar işgal ediyor. Sokağın içerisine Celal Bey'in söylediği gibi yayılmış inanılmaz bir araç trafiğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı galerinin önünden geçerken onu kaldırılsın diyorlar. Caddeye inip yürüyüp sonra tekrar şeye kaldırıma çıkmak durumunda kalıyorsunuz. Bu da vatandaşı mağdur ediyor elbette. Evet, o kaldırılsın ama diyor siz ama diyorsunuz bağımsız, ki bir alanı tabii, olsun. Bağımsız alan veya bir bölge göstermelisiniz. Şimdi o tür bölgeler yok. Yani normalde buranın ikinci el satış yerlerinin olması lazım ama öyle bir şeyi sunamıyorsunuz. Dolayısıyla bağımsız yerlerde bunların yapılması lazım. Bundan ilgili Galericiler Derneği birkaç sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bizim de önerilerimiz oldu. Şimdi, bence ayrı bir konsept ve bir belge ile bunlar bayilik şekline dönüştürülüp düzgün bir şekilde yaptığında hem tüketiciye ciddi kolaylıklar sağlayacak, güven sağlayacak hem bunlar kayıt altına da girmiş şimdi olacak. Şimdi yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. Bir telefonumuz gelmiş. Levent Akman bir Karetta Oto'dan. Şu anda yetkili bayileri övüyorsunuz, bizi kötülüyorsunuz. Bu ikinci el satandan oto almak güvenli değil demek oluyor. Yanlı bir yayın oluyor demiş. Buradaki hatayı düzeltelim. Biz yetkili satıcıları galerileri konuşuyoruz. Yetkili satıcılık bünyesinde ben demin işte şey cümlemi düzenledim. Pazarda satıcılar ayrı, galericiler ayrı. Galericilerin bir statüye bürünmesini de son konuşmamda arkadaş ona yetişemedi. Farklı değerlendirdi. Hayır. Kesinlikle galericilerin kapanması, yapmaması, onlar kötü satıyor. Öyle bir şey kullanmadık. Öyle bir şey de kullanmıyorum. Kendim de galericilikten gelmeyeyim. Galericiliğin
Yani galericinin ikinci el satış noktalarının belirlenip bir statüye dönüştürülmesi nedir? Ya 5 araçlık yerin olacak diyecek mesela. Evet. Teşhir. Bağımsız bölüm olacak diyecek. Evet. İşte şu yetki belgeni vergi dairesinden falan yerden yetki belgen olacak. Hı-hı. Dolayısıyla adam sattığı zaman rahatlıkla vatandaş da geldiği zaman yerinde muhatabı bulabilecek. Yani adamın pastanesi varsa yanında galericilik yapmamalı. Evet, pastaneci bir adam. Galericilik araba yani. Evet, arabasını çekiyor, kaldırma satıyor. Bundan galericiler ve bizler etkileniyoruz. Dolayısıyla bunun işte doğru bir statüye bürünüp yapılması lazım. Yetkili satıcı, yetkili galericiler, şeyler, ikinci el satıcılar da var burada. Tabii, yani bir X bir markanın bayileri var. Bunlar da ikinci el satıyorlar. Evet. İkinci el şimdi otomotiv sektöründe yeni işte trendler, biraz önce sormak istediğim şey, elektrikli otomobiller çıkıyor. Hibrit otomobiller çıkıyor. Yani buna ilgi gösteriyor mu vatandaş? Ya buna yani fark verip bunu alıyor mu? Şimdi bu doğanın içinde yaşıyorsak buna ilgi göstermek zorundayız. Ben öyle düşünüyorum kendim. Ancak yeni teknolojiler zaten bunu işte Euro 5, Euro 4, Euro 5 motorlarla karbon salınımını ciddi anlamda düşürdüler ve daha düşük oranlara doğru da gidiyorlar. Ancak elektrikli de bu en düşük seviyeleri sanırım. Ama elektrikli otomobilin gelip yerleşmesi, oturması öyle tahmin ediyorum 5-10 yılı bulur. Öyle mi? Tabii 5-10 yani, yılı. 5-10 yıl. Çünkü onun altyapısı var, üretilmesi var, kabullenmesi var. Bir de fiyatının hangi marjlarda olacağı. Biraz makul seviyeyi nasıl lazım? Mesela elektrikli otomobil satmaya başladı bir firma. Başladı ama yani bir yani iki. Fiyatta da çok anormal bir fark yok. Evet, ben de o fiyatı gördüğümde bayağı bir şaşırdım. Evet. Yani donanımla içerine bakmak lazım. O bir tanelik satış mıydı yoksa hakikaten öyle mi olacak? Bu çok iyi olur. Yani bayide satıyorlar şu anda. Çok büyük fark yok. Yani o aynı modelin işte benzinli ve dizel olanları var. Onlarla arasında büyük fark yok. Üstelik de pili de kiralıyorlar. Evet, yani o kiralama sistemleri falan bir takım şeyler gelecek. Evet. Zaman içinde onları görecek ama olması bence olması süre. Çocuklarımız, geleceğimiz için olması şart. Olmazdır. Evet. Bu arada bir izleyicimiz demiş ki Pınar Hanımcığım, arabanızı değiştireceğiniz zaman 25 Aralık tarihinde bayi bayi dolaşın, zararına satışlarla alırsınız. Çünkü ben de yaptım bu işi diyor. Güzel. Babası da oto tamircisiymiş, araba doktoru derlermiş. Şöyle bir dinler, araba neresinde doktorları ne var vardır, anlarmış var, evet. Diye. Evet, var mı öyle? Bak işte var, ben şimdi merak ediyorum. Babası şimdi, böyleymiş. Ben şimdi bu teknoloji geliştikten sonra mertlik bozuldu bu alanda. Evet, yani eskiden böyle usta bir bakışta her şeyi bilirdi. Şimdi araba doktorları yeni çıkan bu araçların altına girip baktığında biz de işte bahsettiğimiz şeyde ikinci el alırken kimseye göstermezdik. Aracın altına bakardık. Bir de yan çizgilerine bakardık. Bir de o üstüne zaman bakardık. İçine binerdik. İllegal şeyler de çok yoktu belki. Çok fazla yoktu. Bence, daha çok fazla yoktu. Yani tüketiciden aldığımız için, tüketiciden alınca çok sorun olmaz binde bir diye düşünüyorum. Siz mesela bakarak, çekirdekten yani böyle şeyden yetiştiriyor. Evet, yani ben öğrencilikte işte öğrencilik arabaya meraklısınız yani. Meraklıydım, oradan başladık zaten. Dolayısıyla her türlü ticarisinden tutun, her türlü araçlarla uğraştık, aldık sattık, ticarisinden kamyonuna kadar. Şimdi biz demin diyordum, altına baktığımız zaman bir şasesinin, bir altının işte sürtünmesinden falan hangi şartlarda kullanıldığını oradan tahmin ederdik. İşte çizgilerine baktığımız zaman kaporta boyaya, işte rengine baktığımız zaman boyasından gibi şeylerle tespit eder alırdık. Şimdi o arkadaşımızın, doktor dediği arkadaşımız, arabanın altına indiği zaman babası altta hiçbir şey göremiyor. Çünkü altını şey muhafaza kapalı. Yapmış, kapatmışlar. Motorun kaputunu açtığı zaman da bir şey göremiyor. Onda o iç kısmını da izole etmişler. Evet. Ve içini açtığı zaman da çok bir şey yok. Çünkü her şey elektrik, dijital oldu, elektronik oldu. Dijital. Ama şimdi aletler var. Cihazı sokuyorsunuz. Evet, yani her şey cihazlar var. Peki Alaaddin Bey, hemen son dakikalarımız diye merak ediyorum. Evet. Türkiye kendi otomobilini üretecek mi? Yerli otomobilimiz olur mu? Kesinlikle aslında var. Geç kaldık mı ya da? Var ama yani marşımız ya olarak, marka olarak. Zor mu o iş? Bence kararını vermiş hükümet. Mutlaka çıkar diye tahmin ediyorum. Ülke için iyi olur. Bir de ben çok merak ettiğim bir şey var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Yani o konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Türkiye otomobil
ihracatında dünyada önemli bir noktaya geldi. Yani üretilen otomobillerin neredeyse iki otomobilden biri ihraç ediliyor. Yetkili servislerimizin yani bu başarıda yetkili servislerimiz aynı başarıyı gösteremediklerini düşünüyorum. Yani Avrupa'nın dört bir yanında bizim yetkili servislerimiz niye yok? Yani siz niye dışarı açmıyorsunuz mesela? Almanya'da da servis açmıyorsunuz, başka yerlerde de. Niye böyle bir şey kısaca yapıyorsunuz? Kısaca alacağım son bir dakika. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Yani buradaki pazara, pazar bize herhalde yeterli geliyor ondan. Ara Doğuş sanırım bu Mısır'da mı bir yerde öyle bir girişimde bulundu. Hangi aşamada tam bilmiyorum. Bu düşünmek lazım mı? Düşünülebilir. Yani sadece şey değil yani bu sırf içeride ufuk açık o zaman bu sektöre girilebilir çünkü daha çok açılacak yer varmış. Tabii yani otomobil her zaman Türk halkı otomobili seviyor. Otomobil seviyor ama şeye baktığınız zaman şimdi çok dünyada Avrupa'da satılan 1000 kişiden işte %60'ına bizde %10'larda. Ama parası yok işte. Dolayısıyla %30'lara. O milli gelirle alakalı. Milli gelirle ilgili. Parası olsa herkes otomobil alır yani. Almalı bence yani en az bir %30'larda falan olmalıydık şu anda diye düşünüyorum. Evet, o da milli gelirimizle milli alakalı. Belki bir gün cari açığımızla kapanır, milli gelirimiz de yükselirse araçlarımız yükselecek ama o zaman da trafik sorununu umarım çözerler. Peki, arabayı çıkartmayacaksınız. Sadece bakacağız. Arada sırada kullanacaksınız. Böyle bakacağız. Evet. Toplu taşımacılığı biraz daha yaygınlaştırırsa trafik sorunu biraz da oradan çözülür diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Alaaddin Ulugöl. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Sağ olun. Efendim Yeşil Ekonomi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte beraber olacağız. Hoşçakalın. Yaşam Mimarı Ağaoğlu Yeşil Ekonomi'yi sundu. Efendim Yeşil Ekonomi'nin de sonuna geldik. Uyan Türkiye'nin de sonuna geldik. Çok soru var değil mi? Her türlü soruyu alırız. Alaaddin Bey'den yanıtlarız sonra göndeririz. Aynen öyle yaparız. Ama ben nasıl kaçırdım 25 Aralık hem de doğum günümde böyle gidecektim bay bay dolaşıp ucuz bir araba kapıp alacaktım. Darısı bir sonraki 25 Aralık'a. Aynı arabayı daha ucuza alabilirdim. Evet ama zararına satışlar olarak karşımıza geliyormuş. Bu da enteresan. Kimse zarar etmesin bence. Değil mi? Yani zarar edersek bu da ekonomiye bir zarar. Efendim yarın 7.30'da beraberiz inşallah diyoruz. Sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affediniz. Hoşçakalın.